Merhabalar. Şimdi sizlerle beşamel soslu karnabahar tarifini paylaşacağım. Beşamel soslu karnabaharımızın malzemelerini sayalım. 1 adet orta boy haşlanmış karnabahar. Haşlarken karnabaharlarımızı bu şekilde küçük çiçekler halinde ayırıyoruz. Üzerine geçecek kadar su koyuyoruz. Bir miktar tuz atıp içine ben defne yaprağı da koyuyorum. Daha güzel kokmasını sağlıyor. Bu şekilde karnabaharlarımızı haşlıyoruz. Daha sonra beşamel sosumuzu hazırlamak için 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiberimiz var. Bunlarla beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Ve en son üzerine serpmek için fırına atmadan önce 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Şimdi karnabaharlarımızı haşladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde tepsiye aldım. Beşamel sosumun yapımına geçiyorum. Öncelikle tereyağımı tencereye alacağım. Eridiğinde üzerine unumu ilave edip unu tamamen kavuracağım ama yakmadan, rengi dönmeden, kokusu çıkana kadar sadece. Ondan sonra üzerine 2 su bardağı sütümü ilave edip çırpma telimle muhallebi kıvamı gibi olana kadar karıştıracağım. Bu arada kaynamaya başladığında üzerine tuzumuzu ve karabiberimizi de ilave edeceğiz. 1-2 taşım kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Şimdi ben beşamel sosumu yapmaya geçiyorum. Beşamel sosumuz şu anda hazır. Bu şekilde, bu kıvamda güzel bir sosumuz oldu. Şimdi defne yapraklarımızı içinden alıyoruz. Karnabaharlarınızı kaynatırken tuz atmıştık. Eğer yetersiz buluyorsanız tadına bir bakın. Üzerine çok hafif yine biraz tuz serpebilirsiniz. Çünkü sosumuzda da var, çok tuzlu olmasın. Şimdi beşamel sosumuzu bu şekilde karnabaharlarımızın üzerine gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Beşamel sosumuzu karnabaharlarımızın üzerine bu şekilde döktük. Şimdi üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini de döküp 170 derecede ısıttığımız veya ısıtmadığımız fark etmez. Önceden ısıtmak gerekmiyor bunu. Fırına atıyoruz. Üzerindeki kaşar peynirler eriyip hafif de böyle kızarana kadar bekletiyoruz. Zaten karnabaharımız pişmiş, sosumuz pişmiş. O yüzden sadece kaşarımızın eriyip kızarmasını bekliyoruz. Daha sonra fırından çıkartıyoruz. Beşamel soslu karnabaharımız fırından çıktı. Henüz çok sıcak. Gördüğünüz gibi üzeri böyle kıpkırmızı oldu. Şu anda servise hazır. Dilerseniz üstünü bu şekilde yeşilliklerle, kereviz yaprağım var benim, süsleyebilirsiniz sofranıza getirirken. Bu şekilde. Evet. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.